Efendim mutlu akşamlar. Haydi konuşalım programı ile sizlerin karşısındayız. Şanlıurfa denince aklımıza tabii bir tarih şehri olduğumuz aklımıza geliyor. Bir turizm şehri olduğumuz aklımıza geliyor ama Şanlıurfa aynı zamanda da çok önemli bir tarım şehri. Peki biz tarım şehri olduğumuzun ne kadar farkındayız? Önemli bir sezonu geride bıraktık. Fıstık sezonu geride bırakıldı. Diğer sezonlar geride bırakıldı. Fakat maalesef çevremize baktığımızda bir taraftan anız yangınları artık yakılmaya başlamış ve hiç tasvip ettiğimiz bir durum değil. Diğer taraftan fıstıklar toplandı. Fıstıklar artık bir tarafta satışı yapıldı veya depolandı ama fıstık budama sezonu başladı. Herkes fıstıkları buduyor vesaire ama bunu biz doğru mu yapıyoruz? Yani yıllardır yapılan uygulamalar, geleneksel yöntemler doğru mu? Bu akşam haydi konuşalım programımızı tarıma ayırdık. Harran Üniversitesi Teknokent girişimcisi değerli Kerim Aydın hocamızı davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Buraya kadar geldi. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler İyisiniz de iyiyiz. inşallah. Teşekkür ederiz. Oldukça yoğunsunuz. Az önce kulisi de gördük. Bayağı bir Evet. telefon trafiğiniz vardı. Bu yoğunlukta bizleri kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Biz teşekkür Değerli ederiz hocam, hocam. programda da girişinde bahsettiğim gibi tarih şehriyiz, turizm şehriyiz ama aynı zamanda bir Evet. tarım şehriyiz. Biz bunun ne kadar bilincindeyiz? Buradan başlayalım. Daha sonra anız yangınları vesaire ağaç budamayla devam edelim. Hocam şimdi şöyle bizim Urfa olarak en güzel gördüğümüz geçim kaynağının yüksek olduğu fıstık diyarı olarak geçti. Fıstık diyarı olduğu için genelde insanlar fıstıklarla ilgili tam bilgiye sahip olmadığı halde atadan gördükleri hatalardan ve doğru bildiği yanlışlardan yola çıkıyorlar. Biz bunları elimizden geldiği kadar çiftçiye bunu aydınlatmaya, bunu söylemeye ve sahalarda gittiğimizde insanları ücretsiz olarak yani bizimle birlikte hareket eden bitki koruma olsun, bitki beslenme olsun hocalarla birlikte gidiyoruz. Onlara gerekli bütün bilgileri ücretsiz bir şekilde kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Hem milli servet için olarak hem çiftçi için olarak bizim düşüncemiz şudur. Çiftçi kazanırsa vatan kazanır, devlet kazanır, esnaf kazanır. Bir zincirleme halkası olarak gidiyor çiftçi olarak. En başta da çiftçiyi temsil ediyor. Genel olarak yaptığımız sahalarda çalışmalarımız bunlar hocam. Peki içinde bulunduğumuz şu günlerde görüntüye baktığımızda büyük fotoğrafta ağaç budama mevsimi başlamış fıstık ağaçlarına ve budamaya başlamışlar. Doğru bir zamanda mı? Biz özellikle geçen gene ben sahalara inerken davet edildiğimiz yerlere gidiyoruz. Bayağı yoğunluk bir talebimiz var. Böyle aşırı derecede davet ediyorlar. Ücretsiz danışmanlık yaptığımız yerler olsun, olmayan yerler olsun, ilk defa duyanlar olsun. Yolda giderken ağaç budamalarını gördüğümüz zaman ekip olarak duruyoruz. Ekip olarak durduğumuz zaman hocalar diyor ki, arkadaşlar diyor ki, ziraatçılar, hocam diyorlar, biz bu sahadan sorumlu değiliz. Ben de diyorum ki biz sahadan sorumlu değiliz ama biz vatan olarak, millet olarak, milliyetçi olarak biz bu her şeyden sorumluyuz. Durduruyoruz. Ağaç budama dönemi gelmeden, ağaç tam uyku moduna girmeden ağaçları buduruyorlar. Kendilerini hemen durduruyoruz. Gerekli bilgileri söylüyoruz. Budama yapılmaz. Budamanın yapılma tarihleri bellidir. 11. ayın 15'inden sonra girin diyoruz. Bunun nedenlerini kendilerine anlatıyoruz. Biz ağacı her zaman bir insana benzetiyoruz. Bunu çiftçiye direkt dile getiriyoruz. Diyoruz ki, arkadaş şimdi senin ağacın tam uyku moduna girmedi. Ve ağacına narkoz, biz insanlara narkoz verip kanı pırtılaştırmadan ameliyata aldığımız zaman ameliyatta kan kaybından ölür. Senin ağacın eğer tam uyku moduna girmeden, o bizim narkoz dediğimiz ağaç tam uyku moduna girmeden sen ağacı kesecek olursan canlı canlı onu biçmiş olursun. Ve onun sana yıllık getirisinin %30 kaybına neden olur. Bunu çiftçiye beyan ettiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Kendilerine de hemen bir bakıyoruz sahadaki çalışan kendi elemanlarına. Hocam durun diyorlar, durun. Duruyorlar. Ne oldu? Abi erteledik diyor. Mart'ın 15'ine. Pardon çok özür diliyorum. 11. ayın 15'ine. Nedenini onlara izah ediyor. Yetişebildiklerimiz, bizim kontrolümüzde olan insanlar, kontrolümüzde olan Ar-Ge'de çalışma yaptığımız sahalarda bütün çiftçilere şunu söylüyoruz. Budam yapacak olursanız bizi arayın. Sürecek olursanız bizi arayın. Meyveyi toplamadan önce bizi arayın ve topladıktan sonra bizi arayın. Ve bizi arayan olur, olmaz. Biz bir köyde eğer 5 kişiyle bir diyalog içerisindeysek, sahamız varsa biri bizi aradığı zaman sizden ricamız şunlara da şunlara da söyleyin. Çünkü bunlar bu sahalarda biz Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Ürünün sonucunu, ağacın gelişmesini hep gözümüzde birebir görüp onu kontrol altına alıyoruz. Ve biz bunları söyledikten sonra bunlar
Kabul edenlerin %99'u. Hı. Kabul etmeyen daha bugüne kadar karşılaşmadık. Çünkü bilimsel ve mantık doğrultusunda kendilerine anlayacakları şekilde biz bunları kendilerine söylüyoruz. Evet. Yanlış budama, çok özür, bizi dinleyen seyircilerimize söyleyeyim ben. Yanlış budama ve zamansız tarla sürümü verimin %30'una kaybına neden olur. Bunun nedeni ise, şimdi biz bunları söylüyoruz, budama ve sürme. Özellikle sürme ve budama dediğimiz, sürme özellikle Mart ve Nisan aylarında mevsimin fazla yağışlarından dolayı ot meydana geldiği zaman ottan kurtulmak için hocam diyor, biz diyor üst tabaka kurumuş, alt tabaka nemli. Birkaç gün önce yağmur yağmış ama ot çıkmış. Hocam diyor, biz ottan kurtulmak için tarlayı süreceğiz. Diyoruz ki sen ağacına %1 mi zarar vermek istersin, %30 mu? Tabii ki de hocam diyor, %1 olması daha iyi diyor. Evet. O zaman diyoruz ki tarlaya sakın girme. Niye girmeyeyim hocam? Tamam diyoruz. Tarlaya girdiğin zaman alt tabaka nemlidir. Sen traktörle sürecek olursan o traktörün ağırlığı, yükü, o zaten ağaçlara değmemeleri için fazla ağaca yanaşamıyorlar. Kılcal damarın tam bizim beslenme noktası dediğimiz istikamette gidiyor. Bunu evet. Tabii bilmiyorlar. İstikamette giderken alt tabakada oluşan nem baskı yapıyor. Hı hı. Baskı yaptığı zaman o kılcal damarlar nem çekildikten sonra tuğla, bizim eskiden tuğla köylerde olur, bir kerpiç dediğimiz olaylar olur. Onun arasına koymuş gibi sıkışır. Bu sefer kılcal damarı çalışamayacağı için, gidemeyeceği için beslenmesini, sıkışmış bir dört duvar arasında beslenmeyi yapamadığı zaman ağaca meyvesini vermez. Beslenmesini vermez. Ondan dolayı özellikle diyoruz ki sürmeden önce bir sürün, bir 5 metre gidin. Ondan sonra o sürdüğünüz traktörün arkasındaki kılfatör olur, diğerleri olur, kaldırın. Nem oranına bakın. Evet. Eğer nem oranı varsa kaldırdığınız zaman çamur ya da çamura yakın bir nem oranı yüksekse sakın girmeyin, geri dönün. Bir hafta sonraya alın. 10 gün sonraya alın. Baktınız traktörü sürdünüz, kaldırdınız. Tamam, nem gitmiş, bir şey gitmemiş, her şey düzgün yorumda. O zaman bismillah deyin, sürmenize devam edin. Evet. Bu en büyük etken. Meyvenin düşmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi bu. Yani bugün hava açık tarlayı süreyim değil de tarlanın nemli olup olmadığını kontrol ettikten sonra tarlanın sürülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Aynen öyle. Ama kış aylarında sürebilirler. Mesela evet. Ocaktır, Şubattır sürebilirler. Çünkü arkasından tekrar yağış geleceği için o sıkıştırmış olduğu toprağı tekrardan çözeltisini yağmurla sağlayabilirler. Evet. Mart'tan Nisan'dan sonra yağışlar az olduğu için bunu sağlamayabilirler ve bu da kendi bütçesine büyük bir zarara neden olur. Peki değerli hocam, Harran Üniversitesi'nin teknokent girişimcisisiniz. Bunun neticesinde üretmiş olduğunuz özel formüller var. Biz önceki programlarımızda da bunu dile getirmiştik. Şu anda da değerli yönetmenim Yahya Bey ekranlara fotoğrafları getiriyor hocam. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Bu üretmiş olduğunuz hocam, bu formülden yola çıkarak şu anda şurada durursa sevinirim. Yahya Bey durduralım abi. Şimdi şöyle, bizim yaptığımız ürün 11 elementten oluşuyor. İlk 3 elementi topraktaki bulunan kireç ve pH'i çözmeye. Tamam. 3 element ağacın hızlı büyümesine. Bizim Urfa diliyle dediğimiz ışkınların büyümesi. Geri kalan 5 element de şu meyvenin adet sayısının fazla olması. Evet. Şurada gördüğümüz gibi meyvenin adet sayısının artması, adetin büyük olması, içerisinin doluluk oranının yüksek olması. Evet. Boş oranını kullananlara, kullanmayanlar kullananlara söylesinler. Boş oranı inanılmaz bir derecede düşüş sağlıyoruz. 2 yıl, 3 yıl üstte kullanan yaptığımız çalışmalardaki sahalarda boş oranı %3'lere kadar düşürdük. Rabbime fire yok olsun. Yani. Fire hemen hemen yok çok diyebiliriz. Iyi. Evet. %30, %25 fire veren sahalarımızda şu anda %3'lere kadar düşmüşüz. Çok güzel. Maşallah, şurada bizim ağaçlardan ya. Bir tane, çalışma yaptığımız ağaçlardan bir tanesi bu. Yahya abi devam edelim istersen. Şimdi bu sahadaki çalışmaların görüntülerini hep birlikte izleyicilerle paylaşalım. Bu da aynen yine... Bir doktor arkadaşımızın sahası yanılmıyorsam, Adnan hocamızın sahası. Evet, fıstık evet, üzerine fıstık. Devam ediyoruz. Şu anda görüntülerde olduğu gibi. Bunlar uygulanmış hali değil mi hocam? Bunlar ürünü kullandıktan sonraki meyveye geldiği zaman yapmış olduğumuz ağaçla yapmadığımız ağacın arasındaki inanılmaz bir farkın... Ne kadar süredeki kullanımı bu? Yani ilk yılından mı? Yok, yoksa... bu ikinci senesi kullanıyor. İkinci senesi. İlk evet. yılında şimdi şöyle diyebiliriz. İlk sene kullanan çiftçi
fıstık karagözleri bir sene önceden gider. Evet. Bu sene fıstıkları topladılar ama karagöz önümüzdeki senenin karagözü şimdiden bellidir. Hı hı. Hiç kullanmamış, hiç sahamıza bizim sahaya girmedik, etmedik, eylemedik. İlk sahaya girdiğimiz sene onun bir önceki dönemden gelen karagöze çalışıyoruz. Evet. O bir adet ya da 10 adet karagözü varsa biz her bir karagözden 10 adet tutması gerekirken bunu 20'lere çıkarmaya çalışıyoruz. Maşallah. Boş oranını aşağı çekiyoruz. Hı hı. Salkım olarak üzüm salkımı gibi belli. Meydana getirmeye çalışıyoruz. Devam edelim Yahya abi. Ya bunlar hakikaten gözle görülür bir değişimler aslında. Peki hocam şöyle bir durum var. Bu da aynen değil mi? Bu da farklı. Evet. Farklı bölgelerde çekilmiş olan görüntüler. Aynı her zamanda farklı ağaca farklı da katkı sunuyor. Tamam meyvelerde bir verim var ama ağaca da bence bir ağacın katkısı var. Ağacın doyma noktası. Yani şöyle düşünelim hocam. Yıllarca hep aynı ürünü yemiş ama hiç beslenme almamış. Ve insana benzettiğimiz için A, B, C, D, E ya da diğer farklı elementler B1, B2, B6 vitamin almamış. Sürekli örnek veriyorum B almış. Başka bir şey yok. Hı hı. Biz ağaca istediği bütün elementleri sağlıyoruz. Zaten bizim ilk başta üretime girmeden, yani zaten üretim şu anda yok. Sadece Ar-Ge çalışmalarından dolayı verdiğimiz sahalarımız var. İlk çalışmaya başlamadan önce, üretime bu Ar-Ge'yi yapmadan önce biz ağaçlardaki eksikliği çözmeye çalıştık. Ağacın içerisindeki yaprağından olsun, toprağından olsun, dalından olsun yaptığımız çalışma, bilimsel çalışma eksik ve fazlalıklarını göz önünde bulundurarak ağacın ondan sonra istediği elementleri göz önünde bulundurarak bunların harmanlaşarak yaptığımız bir ürün. Yani biz şöyle diyebiliriz, yani tek bir gübre olarak bir ağacın bir elementine çalışmıyoruz. Biz gübreyi verdikten sonra toprağından tutun da meyvesine kadar, hı hı, ve ağacın hızlı bir şekilde büyüyüp gelişmesine kadar bunu çiftçiye inanılmaz bir şekilde sağlıyoruz. Çok farklı bir çalışma. Yani uzun süreli bir çalışma. 18 yılımızı aldı aşağı yukarı. Maşallah. Şu anda 18. yılımızı doldurduk. Rabbim inşallah bizi mahcup etmez. Bugüne kadar da hep olumlu cevaplar aldık. Olumlu sonuçlar aldık. Şu anda herkes aman duman seri üretime geçin, taleplerimizi karşılayın diye ısrarla bir şekilde telefonlar susmuyor. Yahya abi duralım. Değerli hocam, şimdi fotoğrafa baktığımızda şunu altını bir çizelim. Ben bir çiftçi değilim. Anlamam. Topraktan da anlamam. Meyveden anlama vesaire. Ama tabii bu bölgede yaşadığımız için, haber çekim yaptığımız için fıstık ağaçlarına aşinayız. Görürüz biliriz. Bu fıstıkların ağaçlarındaki yapraklar daha yeşil gibi geliyor hocam bana. Daha büyük, daha yeşil, daha gür. Yani bunu ben geçen bir sahadaydım. Ben işte anlamayan birisi olarak fark ediyorum bunu. Eyvallah hocam. Şimdi geçen bir köye gittik biz. Davet ettiler ısrarla, evet. Hocam lütfen gelin dediler. Gittik, hediyemizi de verdiler sağ olsun, fıstıklarımızı, hakkınızdır dediler. Şimdi köylü de geldi, kullanmayan insanlar da geldi. İlk defa sahaya iniyoruz onlarla. Şimdi dedim ki işten anlamayan birini getirin. Hiç işten anlamayan birini, ağaçları bir gösterin. Evet. Kullanılan ağaçlarla kullanmayan ağaçlara bir baksın. Hı-hı. Renk tonuna baksın, aradaki farkı o söylesin. Hiçbir şeyden anlamayan, doğru, bir çiftçimiz ya da herhangi bir vatandaşımız bile, ağaçtan anlamayan bile ağacın renk tonundan çok güzel olduğunu beyan edebilir, gösterebilir. Aynen, benim dediğim gibi olmuş. Eyvallah. Hocam. Değerli hocam, peki şu anda biz tarım şehriyiz, aynı zamanda bir tarım ülkesiyiz. Diğer taraftan ülkemizde birçok gübre var. Ya ben ağacıma gübre veriyorum, işte ben şunu veriyorum, bunu veriyorum. Peki sizin formülünüzün diğerlerine ayıran en önemli noktaları nedir, farkı nedir efendim? Şu anda Türkiye'de bunu bütün ziraatçılarımız internetten de araştırabilirler, sorabilirler, ziraatçılara da sorabilirler. Şu anda Türkiye'de en fazla 4 elementli gübreler var. Evet. Bunlar da söylemek hoşuma gitmiyor ama şimdi onunla bir söylemeyeyim onu. Şimdi bunlar 4 elementli. Tamam. Biz de 11 elementli. Onların kullanmış olduğu o 4 element zaten bizim ürünün içinde var. Evet. Onun haricinde bizde ekstradan 7 tane daha element ve canlı bakteri var. Hı hı. Hiçbir üründe ben bugüne kadar canlı bakterinin normal gübrede, taban gübresinde canlı bakteriye denk gelmez. Evet. Biz canlı bakteriyi, bizim kimyager hocalarımız olsun, diğer hocalarımız olsun, canlı bakteri oluşturdukları için biz zaten onu ücretsiz takıyoruz. Ürüne katıyoruz. Bir çiftçi canlı bakteri alayım derse, bütün ağaçlarıma canlı bakteri vereyim, ben bütün ağaçlarımı güzelleştireyim derse, çiftçi onun maliyetinin altından kalkamaz.
Biz bunu milli ve yerli dediğimiz, kendimiz yaptığımız için bizim ilk etapta çiftçi, hedefimiz çiftçi. Bunu zaten bizi tanıyanların hepsi bilir, maliyet hesaplamasına gidenler de bilir. Bizim aman duman para kazanalım, kar edelim, öyle bir durumumuz yok. Ben ve benimle birlikte bulunan ekip arkadaşlarım hepsi milliyetçi. Hocam diyorlar, biz o derece ki muhtaç olmayalım. Yani çok cüzi bir karlarla bu ürünleri piyasaya verelim. Şimdi 5 elementli, 6 elementli yurt dışından gelir ve yurt dışından gelen ben görmedim, duymadım ama bana söyleneni söylüyorum ben hocam. 6 elementli 30 bin küsurata geçen sene gelmiş. Ve bizde 11 element, onun iki katı ve biz geçen sene 10 bine aşağı yukarı maliyetine yakın bir fiyata verdik. Verirken de bunu para karşılığında yapmıyoruz. Bunu direktman çiftçiye gidiyoruz. Bizim hem Ar-Ge çalışmamız olsun, hem çiftçiye katkımız olsun, hem de bir sonraki dönemlerde, bir sonraki ileriki dönemlerde seri üretime geçtiğimiz zaman, o zaman kar olarak göz önünde bulunduracağız. Ama bu aralar, bu seneler, önümüzdeki seneler öyle bir şey yok. Bizim bir Ar-Ge çalışmamız bir ürüne, bir ürünü fazladan katabilmek için 4 yılımızı alıyor. Evet. Ve şu anda halen devam ediyoruz. Geçen sene biz Türkiye olarak, bütün şeyciler bilir, fıstıkçılar bilir. Biz Antep Fıstıkçılar Birliği, Ahmet Bey olsun, diğer ziraatçı hocalarımız olsun, çalışmalarımızla ilgili zaten gerekli bilgileri söyledik. Davet ettiler, gittik. Antep'ten başka çiftçilerimiz davet etti, gittik. Gerekli bütün bilgileri verdik. Bizim hedef aman duman çiftçiye faydalı olmak. Bu sene Antep, Siirt, Adıyaman, Urfa devasal bir şekilde döllenme sıkıntısı yaşandı. Sıyrılma sıkıntıları yaşandı ve ağaçların üzerindeki fıstıkların kuruma olaylarıyla karşılaştık. Ve biz 18 yıldır ilk defa döllenme sıkıntısıyla ilgili ilk defa sıyrılma ve döllenmeyle bu sene karşılaştık. Evet. Ve bu konuyu hemen dile getirdik görür görmez. Çünkü bütün sahalarda bu şikayet var. Peki değerli hocam sebebi ne olabilir? 18 yıl sonra neden böyle bir sorunla karşılaşıldı? Takdir ilahi bir doğal afet diyelim. Doğal afetten kaynaklanan bir olay. Tam döllenme esnasında erkek ağacın tozlanma olayını dişi ağaca göndereceği tam dönemde 3 gün üst üste 4 gün üst üste yağmur yağdı. Evet. O erkekteki tozlanmayı yere indirdi. Döllenmeyi sağlayamadı. Hı. Sağlayamadığı için boş oranı tabii ağaç kuvvetliyse zaten en ufak bir döllenmede onu kapabiliyor. Hı hı. Bizim biraz önceki gördüğümüz ağaçlarımız gibi. Evet. Ağaçta beslenme yok. Zayıf düşmüş. Döllenme sıkıntısı tozlanma da olmadı mı? Bu sefer sıyrılma ve boşluklar meydana geliyor. Ona da döllenme diye söylüyorlar. Biz onu bu sene göz önünde bulundurduk. O riski daha aşağılara indirebilmek için farklı bölgelerden yeni bir ürün, daha önce üzerinde çalıştığımız bir ürün. Biz onu biraz erkene aldık. Onu normalde 4 yıl araştırmamız olmadan biz onu üründe kullanmıyoruz. Ama 2 yıldır, bu sene 3. yıldır çok güzel başarılar elde ettik. Onu bu sene ürüne katacağız. Geçen seneki ürünün çok daha kaliteli bir ürün vereceğiz. Evet. Rabbim nasip ederse. Hı hı. Geçen senekinin çok daha ötesinde bir ürünle bu sene sahaya ineceğiz. Ve bu son enişimiz olacak Allah nasip ederse ondan sonra seri üretime. Bu son uygulamamızda karıştıracağız. Tabii Ar-Ge çalışması da tamamlanmış olacak. Bitecek ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki sene hem kendi tesisimiz hem seri üretim hem de talepleri yetiştirmeye çalışacağız. Evet. En büyük sıkıntı bu döllenmeydi. Onu da bu sene Rabbim nasip ederse inşallah bu sene onun üzerinde de çalışmalarımız oldu bitti. Rabbim nasip ederse bu sene çiftçiyle onu da katacağız. Döllenme sıkıntısı olmasa dahil onu katacağız. Evet. Yani o riski aşağı indireceğiz. Çok mantıklı en azından. Zaten tedbir de bu aslında. Önceden alacağımız tedbir, şöyle söyleyeyim hocama. Şimdi biz önceden tedbirimizi alacağız. Ola ki döllenme sıkıntısı olmasa dahil ağacı kuvvetlendirecek. Aynen. Onun döllenmesini daha fazla sağlayacak. Ve biz yaptığımız bütün çalışmalarda, çiftçilerden hep olumlu, hep sevindirici, hep böyle güzel şeyler duyduğumuz için bu bizi şevke getiriyor. Biraz daha millileştiriyor, biraz daha sevdalandırıyor. Evet. Ve hem ağaç sevdası, hem gübre sevdası, hem çiftçi sevdası hepsi bir arada olunca
çok daha mutlu oluyoruz Allah'ın izniyle. Peki değerli hocam, programın girişinde bahsettim ya, bu akşam çiftçilerimizi bilgilendirme programı yapıyoruz. Şimdi gübre derken gübrenin verilme zamanı var mı? Hangi Var. zamanda verilmesi gerekir? Nasıl verilmesi lazım? Çok mu verilmesi lazım? Az mı verilmesi lazım? Bununla ilgili de çiftçilerimize bilgilendirelim efendim. Şimdi piyasada bulunan kimyevi gübreler sahaya atıldığı zaman 2 gün, 3 gün içinde kısa bir sürede yağmur yemediği zaman o zaten uçucu olduğu için, fazla da attığı zaman yanıcı olduğu için o ölüyor bitiyor. Tamam. O diğer kimyevi gübrelerde. Bizdeki gübreler ise kendi içerisinde hapsediyor. Ürün kendi hacminin 8 kat ötesine çıkıyor. Su tutma özelliğine sahip oluyor. Şimdi biz tavsiyemiz şudur. Biz ne kadar erken verirsek, biz 10. ayın 15'inden sonra vermeye başladık. Vereceğiz. Sahalara gideceğiz. Sahalarda göreceğiz. Sahalarımız zaten belli bizim. Oralara gideceğiz. Zaten kullanmaya başlayacaklar. Başladılar sayılır. Hocam şimdi bilmeyen, ilk defa duyan diyor ki hocam diyor bunun içindeki azot, fosfor, potasyum, işte hümik asit olsun, hümik asit olsun, çinko, demir, kükürt. Ya diyor ki hocam bunlar diyor gider uçarsa ne olacak? Ağaç Mart ayında uyanıyor. Biz de diyoruz ki zaten ilk 3 elementimiz toprağa çalışıyor. Geri kalan azot ve fosfor, potasyum olan içerik ise yağmur yediği zaman, zaten birazdan onu da söyleyeyim hemen arkasından. Şimdi yağmur yediği zaman o kendini de hapsediyor. O kendini de hapsettiği için yağmurlar az dahil yağacak olursa o kendinde 40 bir ağaçta 40 kilogram suyu kendinde hapsediyor. Hapsettiği zaman o nem oranını arttırıyor. Daban bölgesinde nem oranını arttırıyor. O uçucu dediğimiz olayı da kendinde hapsediyor. Ağaç Mart ayında uyandığı zaman üfürme, çekme yöntemiyle, beslenme yöntemiyle onu kendinde hapsediyor. Hapsettiği zaman örnek veriyorum, kimyevi attılar. Kimyevi 40 gün içinde azotu uçar gider. Ağaç beslendi, insana benzetiyor. Sabah kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Yarım saat sonra tekrar yemek yerde. Toksun, ondan sonra yemek kalkacak. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki açık büfeyi oluşturduk. Afiyet burada kalsın. Yemeğimizi endirdik. Bizde uçucu olmadığı için, kaldırmadığımız için verdiğimiz yerde zaten yaklaşık 8 ay kendini koruyor. Bizim yaptığımız çalışma, yaptığımız sahalardaki abilerimizin hepsi bilir, çiftçilerimiz hepsi bilir. Yerde toprak düzenleyici ve canlı bakteri dediğimiz toprak düzenleyici pH ve kireci çözmek için kullandığımız ikinci bir etkendir kükürtten sonra. Şimdi hocam diyorlar biz diyor yerde diyor halen diyor şeyi görüyoruz. Torfunu görüyoruz. O torf bizde 2 tane, 3 tane elementimiz torf olarak kalır ve o topraktaki kireç pH oranını çözmeye çalışır. Toprağın organik içeriğini arttırır. Bizim ürün ise yemeğini yedin, karnını doyurdun. Uçucu olmadığı için yerinde sabit kalıyor. İhtiyaç duyduğu zaman ağaç beslendi, uyanmaya başladı, yapraklarını doyurdu, ağaç kendine geldi. Bu sefer tekrardan beslenme ihtiyacı var. Tekrardan beslenecek. Tamam. Besleneceği sırada emilim yoluyla zaten bizim ürün 8 kat su tutma özelliğine sahip dedik. Yarısını aldı, yarısı kaldı. İhtiyacı olduğu kadar eksik ihtiyacını buradan çekecek. Çektiği zaman tekrardan bir miktar kalacak. Ve bu 8 aya tekabül ediyor. 10. ayda bile kullansa aşağı yukarı 6. aya kadar, 5. aya kadar kendinde hapsediyor bunu. Muhafaza dediğim gibi. Muhafaza Yani. ediyor. Evet. İhtiyaç duyulduğu zaman alıyor ağaç kendine, olmadığı zaman gidiyor. Ama kimyevi ilaçlarda öyle değil. Evet. Kimyevi de çiftçiler de bilir. Aman duman atalım, atarken yağmuru bekleyelim. Yarın yağmur var mı? Onun takipçisi oluyor. Yoksa boşa gidecek korkusu var. Bizde o korku yok. Biz ne kadar erken kullanırsak kullanalım diyoruz. Ve bir de şunu söylüyoruz çiftçilerimize. Kullanacağımız ürünü ağaç uyanmadan yağdığı yağmurla onun düz tabaka alt tabakasında oluşan nem oranı ve biz ısrarla çiftçilerimize şunu söylüyoruz. Eğer yapmış olduğumuz çalışmada kılcal damarına vermezsen, ağacın beslenme noktası ve ağzı dediğimiz noktaya vermezsen sakın ürün alma. Bizim emeğimize yazık, senin emeğine yazık. 1 yıl bekleyeceksin o emeğin karşılığını alabilmek için. Evet. Ağacın iz düşümü dediğimiz ağız bölgesi, insanın şu ağız bölgesinde beslenmemizi şuradan alıyoruz. Ağacın da tam dalların düştüğü istikamet.
O ağacın beslenme ağzıdır. Yani yapraklarından bütün, toprağa ağaçların düşüyor. Son açıldığı evet. Noktadan toprağın tam iz düşümünde. Allah'ın hikmetidir ki ağaç açıldıkça alt tarafta eşit olarak birbirine endeksli olarak gidiyor. Ağacın dalın düştüğü nokta karnını doyuracağı, tamam. elementlerin alabileceği noktadır. Ve biz ısrarla orayı söylüyoruz. Ve biz toprağın altına en az bir parmak toprak altı istiyoruz. Bunun nedeni ise hem içerisinde bulunan canlı bakterinin oksijene tabi kalıp toprak üstünde kalırsa belli bir süreden sonra ölümlere neden oluyor. Vermiş olduğumuz canlı bakterinin ölmesine neden evet. oluyor. Biz o kadar emek verdik, ücretsiz verdik. Ya çiftçi abim, çiftçi kardeşim, biz bunu senin için yapıyoruz. Bari sen de üzerine hafiften toprağa kat ki oksijene birebir, rüzgara, oksijene temas etmesin ki içindeki canlı bakteriler ölmesin. Yani eşeleyip gübreyi serpip daha sonra üstünü mü kapatsın diyorsunuz? Şöyle söylüyoruz, diyoruz ki tarlaya traktörle bir sürün. Tamam. Tarlaya sürdüğü zaman kare şeklinde oluşuyor. Tamam. Enlemesine, boynamasına Doğru. sürdüğü zaman kare oluşur. Tamam. O karenin zaten dişleri 8'dir, 10'dur. Tamam. Sürdüğü zaman muhakkak o ağacın kılcal damarına denk geliyor. Denk geliyor, tamam. Kontrol edecek, ağacın kılcal damarına denk gelenin kare şeklinde verecek. Hem daha kolay olur, tamam. hem daha işsiz, yani insan gücü azalır. Onu o şekilde verecek ve biz bununla ilgili... Sonra bir daha mı sürecek? Hayır, hafiften ayağıyla bile, tamam. hafiften üstünü örtmesi bile yeter. Yani tamam. çok az bir şekilde... Havada muhafaza etmesin diyorsunuz. Bitti, hepsi tamam. bu. Hem yiyeceği suyu, yağmuru kendinde hapsedecek. Güneşe bile bir temas etmeyecek. Üst tabaka zaten ne kadar hapsederse etsin... Toprak yağmuru yediği zaman ıslanır. Çökecek zaten. Güneşi gördüğü zaman üst tabaka gider. Öyle yaptığımız zaman hem canlı bakteriyi korumuş oluyoruz. Hı hı. Hem su tutma özelliğini kendinde hapsediyoruz. Hem uçuşlara neden olacak etkenlerden korunuyoruz. Bu yaptığımız en güzel çalışma. Bunu çiftçiye bizzat söylüyoruz. Evet. Yapamayacak olan sahaları da kabul etmiyoruz. Peki ortalama bir ağaç için ne kadar gübre gidiyor ortalama? Kaç kilogram gidiyor ortalama olarak Şimdi bahsedecek? Şimdi şöyle, biz meyve verip vermediğine bakıyoruz. Tamam. Meyve veren artık kara gözü açmış. Ağaç diyor ki ben çalışıyorum. Artık bana bak ki ben sana meyve vereyim. Hı hı. Bir yerine üç vereyim. Ne kadar bakarsan bana, ne kadar beni doyurursan ben o kadar sana hizmet ederim. Tamam. Sana o kadar Allah'ın takdiri ilahisi veririm. Biz şimdi şöyle söyleyelim, meyve veren bütün ağaçlara 5 kilo. Bütün tamam. meyve veren ağaçlara 5 kilo. Meyve vermiyor. Kara göze gelmemiş. Ya da diğer ağaç grubu olsun. Biz genel olarak bütün ağaçlara da çalışıyoruz. Meyve vermiyorsa yaşına göre, yaşını bize söyler. Biz yaşına göre kendisine 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Yeni ekilecek olanlara da 1 kilo ile 1,5 kilo arasında tavsiye ediyoruz. O verdiğimiz kök bölgesindeki 1 kilo, 1,5 kilo. Onun içinde geç salınımlı dediğimiz bir olay. Ve tamamen vitamin olan bir üründen elde ediyoruz. Onu kök bölgesine serpiyoruz. Hem kireç oranını düşürüyoruz, pH oranını düşürüyoruz. Toprak yumuşadığı zaman, toprak yumuşak kaldığı zaman ağacın kılcal damarları ne kadar çalışırsa, biraz önce söyledim, ne kadar uzarsa kendisi de o şekilde uzar. Evet. Bu Allah'ın takdiri ilahisi. Şimdi biz onun kök bölgesine verdiğimiz zaman bir ağacı bir senede yıllar öne alıyoruz. Yani 3 yıl diyebiliriz, 2 yıl diyebiliriz, 5 yıl öne alıyoruz. Ve bunu da bütün sahalarımızda gözlemledik. Mesela sıfırdan fıstık ağacı dikeceğiz dedik. Kök bölgesine 1 yani kiloyla ekmeden, bir kilo. Ekmeden, fıstık ağacı ekmeden siz o tam oraya gübreyi koydunuz. Gübreyi koydum. 1 kiloyu. 1 kilo, 1,5 kilo. Üzerine sıfırdan bir fıstık ağacı koyduk. Diktik. Etrafını kapattık, tamam gitti. Tamam. Biz Antep'te olsun, Siirt'te olsun, hatta bizim Adıyaman bölgesinde dahil biz gittiğimiz, karşılaştığımız altına kum koyuyorlar. Kum, bildiğimiz kum. Tamam. Hocam niye kumu koyuyorsun diyorum. Diyor ki ağaç diyor kılcal damarları açılırken oksijen alsın. Bunu yapanlar ziraatçılar. Evet. Ziraatçılar. Ben de bunlara diyorum ki tamam çok güzel. Uygulama da güzel. Yani beslenme bulamadın. Bunu yapman çok daha kaliteli, çok daha güzel. Diyorum ki bunu yapacağına ben sana toprak düzenleyici, işte hümik asit, hümik fümik asit, özellikle hümik asit, hümik fümik asit ağacın hızlı büyümesini sağlar. Onun da artısında toprak altında demir eksikliğim var. Çinko eksikliğim var. Tamam. O kök bölgesine hümik asit, hümik fümik asit artı bir miktarda kükürt. Ondan sonra beslenmeyi de verelim. Onu dikersen nasıl olur? Hocam öyle bir gübre yok ki diyor. Diyoruz ki işte bize ulaşın.
Biz size onunla ilgili çalışmalarımızı verelim. Ya yeter ki sizi öne alsın. Hediye edelim. Nasıl olur peki? Sıfırdan az önce dedik ya, köküne koyduk ve ağacı ektik, kapattık üstünü. Kapattık, bir can suyu verdik, bitti tamam. Gitti. Ondan sonra zaten ağaç Mart ayında uyanır. Tamam. Mart ayında uyandığı zaman ağacın kılcal damarı zaten yağmur da yiyecek. Tamam. Can suyu da verdik. O toprak zaten otomatikman yumuşar. Ben buradan bizi izleyen bütün seyircilere söylüyorum. Bizden ürün almış, denemiş, Ar-Ge yapmış olduğumuz sahalarda lütfen gitsinler toprağa bir el atsınlar. Tamam. Biz büyük ağaçlarda bile verdiğimiz noktalarda topraktaki yumuşaklığını kendi elleriyle hissedebilirler. Evet. Verdikleri ve vermedikleri yerde. Biz orada toprak düzenliyoruz. Evet. Toprağın oksijen almasını sağlıyoruz. Ağacın oksijen almasını sağlıyoruz. Meyveye geldi, oksijenini alabildi, beslenmesini alabildi. O ağaç yani inanılmaz bir şekilde gelişir. Peki hocam şöyle bir durum var. Bizim bölgemizde hep derler ya fıstık ağacı üzerine. Ya fıstık ağacı eken kendisi görmez, çocuğu belki ama torunu kesin yer. O mantığı çürütük. Hani, o varsayımı çeker. Ya yok, dedi, bir çürütük. Fıstık ağacı ortalama kaçla verim veriyor? Mesela 15 yıldan veriyor. Öncekine bakarsan. Anladım. Ha? Kaç yılda? Şimdi, 15 yıl mı? 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 12 yıl. Ben şu anda halen sahalarda 12 yıllık bir ağacın meyve vermediğini gördüm. Evet. 8 yıllık bir ağacın meyve vermediğini gördüm. Ve biz Siirt'te orada bir yılda aşıya getirdik. Ve bu bölgede Urfa bölgesinde, Adıyaman bölgesinde en az çalışma yaptığımız kendi ektiğinin iki katına, üç katına çıkarttık. Evet. Ve bunu her sene, ilk sene de böyle. Yani fıstığı bu bir ilk yaşında senede, mı aşıya getirdiniz? Siirt'te bir yılda aşıya geldi. Bir yılda aşıya geldi. Ve bize ya hocam nasıl olur dedikleri zaman isim veriyoruz. Filan kişiye gidin, sorun. Diyeyim böyle bir durum kaç var. Kaç yılda peki fıstık verir ortalama? Birinci senede aşıya aşı gelir. Tamam. Bir sonraki sene Karagöz'e gelir. Üçüncü sene meyveyi alır. Ve bizde şu anda yanılmıyorsam ben attığımı bilmiyorum ama 4 yaşındaki ağacım çok güzel meyve vermiş. Fıstık vermiş. Hatta yanında 4 yaşı diye işaret ederken insanlar AK Partili misin diye sordular. Bu işareti Rabia işareti yapmış. Evet. Hayır dedim ben. 4 yaşındaki Rabia biçik olur. Siz ben şöyle 4 tane 4 yaşındaki ağacı evet. Beyan edebilmek için fotoğraf çekerken gerçi öyle yapmışım. Gerçi pardon abi böyle sonradan böyle de oldu. Değişik bir insan ama ya 4 yaşında olduğunu 4 yaşında oluyor. Evet. Ama şimdi bizim bu çok önemli bir gelişme ama. İnanılmaz bir sonuç. Evet. İnanılmaz bir sonuç. Bir çiftçimiz 10 yıl bakım yapacağına 7-8 yıl bakım yapacağına biz bunu daha az seviyelere indiriyoruz. 3 yıl bakım yapıp sürekli ödemektense ilk aldığı senede zaten kendi bütün masraflarını doğru. Kurtarıyor. Evet. Aldığı verimle yaptığı çünkü kısa dönem. 3 yıl, 4 yılda sonunda meyve alıyor. Peki o nasıl meyveyle... oluyor? Mesela bir fıstık ağacı kaç kilo vermiş oluyor? Hiç kontrol etme şansınız oldu mu ortalama? Bizim verdiğimiz sahalarda biz şeyi sormuyoruz hocam. Sorduğumuz zaman bizi yanlış anlarlar, ederler, eylerler. İstatistik yani olarak. 30 kilonun altına düşmemeye çalışırız. Evet. 30, 40, 50. Maşallah. Şimdi doğru beslenme, zamanlı beslenme olursa bu rakamlar bile düşük. Şimdi hatırladım hocam. Antep'ten bir hatta isim de verebilirim. Kendisini de arayanlar, tanıyanlar olabilir. Doktor arkadaş. Yusuf hocamız. Kardiyoloji doktorumuz. Sağ olsun Allah razı olsun. Onların sahasına verdik Antep'te. Galiba Metrolife'de tam bilmiyorum ama hastanede, özel hastanede Diyarbakır yolu üzerinde. Hocam verdik. Biz dedik ki ömür hayatımızda ağacımız çok büyük. 30 kiloyu geçemedik. Ve bu sene 130 kilo aldık dedi. Allah kendisinden razı olsun. Buradan saygılarımı da söylüyorum. Selamlarımı da ona iletiyorum. Sağ olsun yarım çuval fıstık getirdim ona. Yani evet. Mutlu etti bizi. Yani onun söylemesi, fıstığı aldığıma mutluyum. Ama ekstra meyve vermesi. Tabii. Ve inanılmaz fark atması. Çok biz önemli. Bunları da çok gördük. Hatta ben bu sene bir tane arkadaş geldi yanıma. Hocam dedi, buyur dedim. Ya dedi bu nasıl bir gübreydi dedi. Ben de ters mi tepti dedim. Acaba nedir öyle bir şey de yok şu ana kadar. Hayırdır dedim ne gördün dedim. Yemin etti, kendi yemin etti. Ben ağaçlarını öyle topladığımı görmedim. Hocam dedi biz 300 kilo alıyoruz küçükler. 300 kilo alıyorduk dedi. Dedim şimdi iyi mi kötü mü bilmiyorum. 300 kilo almış iyi mi kötü mü? Daha önce ne almış bilmiyoruz. Sordum kendisine dedim hocam tamam 300 kilo aldın da. Geçen sene ne kadar aldın bir önceki sene ne kadar aldın. Hocam valla dedi 300'ü hiçbir zaman geçememiştik. Pardon çok özür dilerim. Yani 10-20 kiloyu
300 kilo, pardon çok özür diliyorum hocam. Şimdi 300 kiloyu geçememişler. Evet. Bu sene ne aldın dedim. Hocam dedi 1500 aldım dedi, 1,5 ton. 1,5 tondan daha önce 300 alıyormuş. 1,5 tondan 300. Evet. Aradaki 5 kat fark atmışız. 5 kat fark atmışız. Dolu boş oranı mı söylemiş acaba? Net olarak net aldı. Net orandan bahsediyorum. Biz daha önce, ben bu sene dedi 1,5 ton aldım dedi. 1,5 ton bu sene aldım dedi. İyi mi kötü mü bilmiyoruz. Dedik evet. Ki hocam ya tamam geçmiş dönemlerden aldın. Geçen sene bir önceki sene. Vallahi hocam 300'ü geçemedik dedi. Ama dedi bu sene 1,5 ton aldım. Maşallah. Daha ne istiyorsun benden dedim. Hocam ne olur aman duman bizim sahamızı bırakma. Evet. Tekrar bize aynı şekilde ürün ver bizim sahalarımızda çalışmaya. Olur dedik. Allah nasip ederse sıkıntı maşallah. Yok dedik. Yani öyle çok güzel memnuniyetler de dile getiriyorlar. Hatta değerli hocam fıstıktan artık o kadar insanlar yorulmuştu ki son zamanlarda badem ekimi de çoğaldı Urfa'da. Evet. Siz de denk gelmişsiniz. Evet geldik. Zeytin ağaçları da çoğaldı. Aynı şekilde bunlara da uygulama yapıyor musunuz? Biraz önce programa gelmeden yarım saat önce bir abimiz beni aradı. Hocam dedi 320 dönüm dedi ben dedi zeytin ekeceğim. Evet. Bana teknik destek. Olur dedik hocam. Hocam ne istiyorsunuz yani ücret olarak ne vereceğiz? Dedim ki hocam biz ücret istemiyoruz. Öyle şey olur mu? Dedik olur sıkıntı yok. O bizde. Ben gerekli bütün arkadaşlarla gelirim. Size ne yapmanız gerektiğini söylerim. Yani bu sizin kazanmanız demek, bizim kazanmamız demek, çiftçinin kazanması demek, esnafın kazanması demek, herkesin kazanması demek bu konuyla ilgili. Milli servetin artması demek. Büyük evet. bir sahada. Kendisine söz verdik. Bundan bir yarım saat, bir saat önce. Rabbim nasip ederse başlamadan önce yanımıza gelecek. Biz kendisine gerekli bütün şeyleri vereceğiz. Badem olarak da Adıyaman bölgesinde güzel bir badem diyarı diye geçer. O bölgede de bayağı bir badem sahalarımızda çalıştığımız sahalarımız var. Çok evet. güzel çalıştığımız sahalar. Ve verimi de inanılmaz. Rekolte dedikleri bir olay. Ben o konularda bilmiyorum ama rekoltesi çok yüksek. Urfa'da Ömer Bey'e veriyoruz. Ömer İlhan Bey'e. Hı hı. Rekolte inanılmaz. Verim çok güzel. Ve o bölgede bazı fıstıkçılarımız var. Ve bu sene de ısrarla bizim fıstıktır, zeytindir, bademdir. Onlarla ilgilenir misiniz? Rica ediyorlar. Araya abilerimizi koyuyorlar, hocalarımızı koyuyorlar. Kırmıyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Değerli hocam, şimdi az önce konuşmanıza bahsettiniz ya, biz ağacın önüne açık büfe bir yemek koyuyoruz. İhtiyacı olduğu zaman o yemekten alsın, beslensin. Evet. Peki hocam, bu güzel ürünler, bu güzel vitaminler ağaçta bir bağımlılık yapıyor mu? Yani atıyorum çiftçi bu sene kullandı, seneye kullanamadı ama diğer sene kullanamadı veya bir aksilik oldu. Ne olacak, o ağaç neyle karşılaşacak? Şimdi şöyle, biz dedik ya Karagöz bir sene tamam. önceden kendini tamam. gösterir. Bunda bağımlılık olayı yok. Organik içerikli olduğu için hı-hı. örnek vereyim biz her gün tereyağı, bal tamam. ya da kaymak şu bu yedik. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün yedik. Ya 11. gün dedik ya yemiyoruz. Alamadık, bulamadık, evet. yemedik. Marketler kapalı yiyemedik. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet. Beslenmeyi verirsen fazlasını alırsın, vermesen. Hı-hı. Bu 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kullanan hocalarımız, abilerimiz bir yıl ara verdikleri zaman şuna tekabül eder. Tek tekabül ettiği noktayı söyleyeceğim. Karagöz çalıştı. Bir sonraki senenin Karagöz'ünü verdi. O Karagöz'den alır. Bir sonraki sene eğer tekrardan talep edecek olursa biz bu sefer vermediği senenin çıkmış olan Karagöz'üne çalışacağız. Ve bir sonraki senenin Karagöz'ünü arttırıp meyvesine çalışacağız. Evet. Bunun bir senelik sadece normal diğer standartlarda neyse o şekilde tutacak. Yani bizim istediğimiz elementlerde tutmayacak. Hı hı. İstediğimiz şekilde meyve vermeyecek. Evet. Ama düzenli bir şekilde kullandığı zaman biz bunlara da çok şahit oluyoruz. Hocam diyor, ağaç diyor kudurdu. Ya ben diyor 3 yıldır 4 yıldır üst üste veriyorum hocam diyor. Bu sene vermesem olur mu? Hocam diyor, ne durum böyle? Takdir ilahi sizin. Kullanırsanız saha bizim. Kullanmasanız yok hocam ben korkuyorum ya da çok aşırı derecede gelişti. Meyve aşırı derecede tutuyor. Dediği zaman da takdir ilahi sizindir diyoruz. Bu sefer onun yerine başka ziraatçı, başka çiftçi abilerimizi araya koyuyoruz. Onlarla yola devam ediyoruz. Evet. Peki hocam, sahada çalışma yaparken çok güzel diyaloglarınız oluyor, çok güzel paylaşmanız oluyor. Az önce kulisi de konuşmuştuk.
Sizde en çok etki bırakan konular neler efendim? Şimdi çok güzel bir soru. Evet. Hocam şimdi şöyle, bu sene içinde 3-4 tane aynı olaya denk geldim. Tanımadığım birileri bana mesaj atmış. Hocam ya siz gübre üretiyor musunuz? Bedava, ücretsiz danışmanlık yapıyor musunuz? Evet doğrudur diyoruz. Bizim Ar-Ge çalışmalarımızdan dolayı sahalarımıza iniyoruz, sahalara da ürün veriyoruz. Hocam diyor, ben diyor bir ürün kullandım diyor. Çok güzeldi diyor. Yani bir 20 ağacıma verdim, denedim. Çok çok mükemmel bir sonuç aldım diyor. Vermediklerim öldü diyor, hiçbir şey yok diyor. Verdiklerim inanılmaz, üzüm bağı gibi diyor tutmuş. Dedim ki hocam dedim, yani öyle bir güzel bir ürünle karşılaşmışsın. Ona devam et, bırakma. Evet. Nereden aldıysan git takipçisi ol, oradan al. Sonra merak ettim, yani konuşma böyle biraz daha ilerledi. Hocam dedim, siz ne aldınız dedim. Dedi ki ben Aydın aldım. Evet. Aydın'ı getirdiler. Dedim sen şu anda kimle konuşuyorsun? Dedi kim hocam? Dedim ki ben Aydın'ın formülasyon sahibiyim. Ar-Ge çalışmasını yapan, sahalara ürün gönderen benim. Ya hocam dedi ki ben dedi, dediler ki işte bu senin üründen daha iyi. Ben farklı bir ürün beklerken Allah sizden razı olsun. Bunu ticaret olarak değil de çiftçiye faydası olsun diye söylediğinizi şimdi tam teyit ettim. Nasıl teyit ettin abi? Ben diyor görüntüyü sana attığımda dedin ki abi ağaçların çok güzel. Ne devam ettiyse ne kullandıysan devam et. Evet. Sen beni tanımasın ben seni tanımam. Ama sen direkt dedin ki onu kullan. Ne kullandıysan git onu yakasını Tabii. bırakma bütün ağaçlarına onu ver. Demedin ki yani aman bizimki duman. Daha iyidir dememişsiniz. Öyle bir şey yok. O çok önemli. Biz evet. Bir çiftçi eğer çok güzel bir verim almışsa, çok güzel bir sonuç almışsa eğer gerçekten bizimle kıyaslanamaz. Yani biz kendimiz zaten kimseyle kıyaslayamıyoruz da. Ola ki bizden çok daha ötesi bir şey yapıldı, edildi. Hocam direkt git ona. Kim ne veriyorsa ona. Biz bunu daha ticarete dökmedik. Daha biz bunu çiftçiye aman duman verelim olayına da girmedik. Nasip olursa önümüzdeki sene hem ticaret olarak, hem çiftçi olarak, hem milli servet olarak, hem devlet millet olarak bu işin takipçisi olacağız. Şu anda sadece ama sadece çiftçinin veriminin artması, sahalarda bunu zaten görüyoruz. Çok büyük talepler var, çok güzel bize destek verecek olanlar, bize türlü türlü tekliflerde bulunanlar var. Hocam işte her şeyinizi biz yapalım, edelim, eyleyelim ama bunu ticarete dökecekler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Yani bizim istediğimiz türden bir kazanç kabul ediyorlarsa buyurun gelin diyoruz. O zaman diyor hocam diyor öyle şey mi olur ya? Sen üret bize ver. Niye hocam? Hocam bu kadar karlı olur mu ya diyor. Ben diyor bir yıl çalsam üçlü parası çıkaramam. Senden diyor ne tüccar olur ne esnaf olur. Diyoruz ki biz tüccar da değiliz evet. Esnaf da değiliz. Biz vatanını seven, çiftçisini seven, toprağını seven ve bir karınca misali bizim ne gibi bir katkımız olur? Elimizden bir katkı geliyorsa ne mutlu bize. Bize evet. Edilen dualar, biraz önce zaten diyafonda duydunuz, şaşırdım, dünya evet. Bir dua ediyordu. Evet. Bu dua bize yetiyor. Rabbime milyon şükürler olsun bu dualar bize yetiyor. O zaman kısmet olursa hayırlısıyla seri üretime seneye başlayacaksınız diyebilir miyiz? Seneye biz şimdi organize genel müdürlüğüyle görüştük. Bir yer talebinde bulunduk. Yakın zamanda bize bir yer tahsil edeceklerini söylediler. Rabbim nasip ederse, bize bir yer tahsil ederlerse biz bütün işlemleri yerine getirip bütün cihazları oturtup seri bir üretim ve herkesin isteyeceği şekilde Rabbim nasip ederse önümüzdeki seneye yani büyük projelerimizden bir tanesi de bu. Tamamen seri üretim, hızlı çoğalma ve 28 ile ben şu anda azar azar gönderiyorum. 28 ilde çalışmalarımızı bitirdik. Verdiğimiz bütün illerde işte 10 torba, 5 torba, 7 torba hediye ediyoruz, gönderiyoruz. Kullananların hepsi şu anda memnun. Hatta dün bir tanesi beni aradı. Hocam aman duman bana işte 20 ton, 25 ton. Hocam dedim ya öyle bir şey yok bizde. Sana en fazla biraz daha gönderirim. Onu bir daha bu sene de dene. Bu sefer kullanmadığın farklı ürünlerde dene. Bu dediğim Bursa'ydı. Bursa'daki abimiz sağ olsun bizi ziyarete de geldi. Dün de aradı, talep etti. O bizi bile mutlu etti. Veremesek dahi bizi mutlu etti. Çünkü seri üretime geçtiğimizde biz biliyoruz ki 28 il ve ilçede inanılmaz bir talepler olacak. Ve biz bunu hem ekonomiye kazandıracağız, hem istihdam oranını arttıracağız. Herkes kazanacak Rabbim nasip ederse. Oldukça önemli. Çünkü bu konu bizim için neden önemli? Değerli hocam, Şanlıurfa'yı biliyorsunuz. İşte ülke tarım politikalarında şöyle bir konu var. Artık tohum bile yok.
Yok. Yani tohumu bile artık maalesef işte yabancı ülkelerden almak zorunda kalıyoruz. Ama sizin bu şekilde bir pazarlama stratejisi, araştırma stratejisi izlemeniz çok önemli bizim için. Valla bir tohumla da ilgili söylediğiniz aklıma gelmişken, tohumla da ilgili şu anda Gatem'de bir hocamızla diyalogtaydık. Onlar da olup olmadığını sorduk. Nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduk. Elimizden ne geliyorsa yeter ki milli tohumumuz olsun, milli gübremiz Kesinlikle olsun. öyle. Yani bütün her Vardı şey hani ata bizim tohumu olsun. vardı ama artık yok yani. Hani Yok. Şimdi kullanamıyoruz. ben buradan bütün izleyicilere söylüyorum. Biraz milliyetçi olsunlar. Evet. Bizden ürün alıp bir alıp almama değil, onu kastetmiyorum. Sakın yanlış anlamasınlar. Biraz milliyetçi olsunlar. Kendi yerli ve milli ürünlerini kullansınlar. Bu bütün konularda. Yani aklınıza ne geliyorsa. Şu anda barkod olayı var. İsrail'i kınıyoruz, ürünlerini almıyoruz. Kesinlikle. Bunu daim olarak Bir boykot yapılması lazım. boykottan Evet. dolayı, boykotu nasıl yapıyorsan kendi ülken içinde, Çok doğru. kendi ülkende üretilen ürünlere destek çık. Evet. Yani bunu sakın bizi izleyen seyirciler yanlış anlamasın. Zaten öyle bir Bizle durum değil. alakası Kesinlikle değil. aynen. Tamamen yerli ve milli ürüne ne kadar yanaşır alırlarsa ülkesine ve kendisine o kadar katkısı olur. Evet. Kendisi kazanmasa dahil kazananın kendi ülkesine faydası olur. İstihdamı arttırır. Ne kadar kazanırsak yurt dışından Türkiye'ye ne kadar ekonomi olarak ihracat yapıp para gelirse, döviz gelirse biz ülkelerin ulaşamayacağı noktaya geliriz. Kesinlikle. Ve biz o güce de sahibiz. Beyin güçlerimiz öyle var ki, haddi hesap olmayan beyin güçleri var. Buradan bütün izleyen çiftçidir, esnaftır, vatandaştır. Biraz daha milliye, biraz daha dikkat etsinler. Biraz daha ona yönelsinler. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak kameralarımız aracılığıyla değerli seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Lütfen çiftçilerimizle ilgili söyleyeyim son kelimelerimizi. Bir olayı, bir işi yapmadan önce ağaçta olur, diğer zeytin, fıstık, badem, nar, aklınıza ne gelirse nar ince grubu olur. Lütfen önce bilir bir kişiyle görüşün. Ne yapacağınızı ona danışın. Onlardan bilgi alın, öyle yapın. Bize danışın demiyoruz. Çevrenizde bu işin ehli olan ziraatçılara sorun. Hocam biz böyle bir şey yapacağız, ne yapalım? Toplanmadan önce muhakkak danışın. Topladıktan sonra ne kullanmanız gerektiğini hemen sorun. Ondan sonra hem emeğinizi boşa götürmezsiniz. Tavsiyem budur çiftçilerimize inşallah Rabbim nasip eder. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ben Bizleri teşekkür ederim hocam. kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Yoğun bir Hocam. dönemdesiniz çünkü. Aynen o Telefonlarınıza şekilde. biraz önce şahit oldum ama bir taraftan da çiftçilerimizi bilgilendirmek gerekiyor. Şu anda zaten bütün zamanlarımı, telefonlarımı Evet. kapatmamın en büyük etkeni bu. Çiftçiye biraz faydalı olabilmek Evet. için sizin aracınızla Allah razı olsun Allah davet size razı olsun. ettiniz. Çiftçiye biraz daha geniş çaplı bir hitapta bulunup onları aydınlatmak bizi de mutlu ediyor. Peki hocam şimdi programı kapatacağım ama seyircilerimize mesajlar var. Biz Kerim Hoca'ya nasıl ulaşacağız diyorlar. Size nasıl ulaşacaklar? Yani O numara zaman son bir verseniz numara verelim hocam, verin. verelim. Son numara Numarayı verin. geçsinler alttan Tamam olmadan Yahya hocam. abi siz numarayı geçin isterseniz. Değerli hocam sesli bir şekilde numarayı versin. Hocam buyurun. 0553 Evet. 160 42 45. Şimdi not da alabilirler değerli seyircilerimiz. Tekrar edersek hocam. 0553 160 42 45. 42-45. Efendim çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim Çünkü hocam. size ulaşabilmek önemli. İnsanlar ya var ya o topraklar hocam. Odur. Geçim kaynakları. Ya bu Aynen. insanlar bir şekilde hayata tutmak zorundalar. Hele de şu zor günlerde ekonomik olarak da biraz dar boğazdan geçiyoruz. Bu anlamda verdiğiniz bilgiler için ben şahsen teşekkür ederim Ben size. teşekkür ederim hocam konuk ettiğiniz için. Ne Eyvallah. demek? Her Allah razı zaman olsun. sizleri ağırlamaktan onur duyarız. Eyvallah. Değerli izleyenler, Harran Üniversitesi Teknokent girişimcisi, aynı zamanda harika bir formülün üreticisi olan değerli Kerim Aydın hocamızı konuk ettik. Başka bir Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.